Arkadaşlar hoş geldiniz. Beyazlarda Ali Reza Firija ve siyahlarda Yan Nepomniachtchi. Hemen görüntülere geçiyoruz. Ali Reza Firija saati çalıştırdı ve ilginç bir at 3 hamlesini oynuyor ve kağıda yazıyor. Yan Nepomniachtchi henüz gelmedi. Onu izleyeceğiz. Tepkisini merak ediyoruz. Ali Reza da merak ediyor ve işte Yan Nepomniachtchi birazdan masada olacak ve gördüğünüz gibi gülmeye başlıyor. El sıkışıyorlar ve bu ne diyor? Yan Nepomniyatçı konuma şaşırıyor. Gülmeye başlıyor. Ali Reza Firuja da ona eşlik etti. Ve her iki tarafta gülüp oyuna başlayacaklar. Ama oyun bu kadar komik değil gerçekten. Her iki tarafta acı çekerek oynayacak belki de. Hesaplaması zor bir karşılaşma. Ve bakalım neler olacak ve 28 hamlede sonuçlanıyor. Beyazlar oyuna at c3 ile başladılar. İlginç bir hamle. Normalde at hamlesini ilk hamlede görüyoruz ama at f3 olarak görüyoruz normalde. Fakat burada at c3 ile beraber vezir kanadındaki atı c3'e koydu ve at f6'dan sonra d4 d 5ten sonra aslında siyahlar çok kolay eşitlediler. Belki de öne geçtiler. Neden? Çünkü normal şartlarda d4 d5'li açılışlarda c4'ü oynarsınız ve sonrasındaki at çok güzel bir iş yapar. Çünkü d5'e çok güzel bir baskın olur. Ama şu şekilde D5'e güzel bir baskınız olmuyor. E4'e baskı yapmaya çalışıyorsunuz E4 e oynamak adına. Ama at F6'dan sonra bu da mümkün değil. Ve buradaki atın gidebileceği tek yer belki de B5 kalesi ve C7'ye baskı yapacak. Ama ona izin vermezse siyahlar beyazlar tamamen kötü bir açılış geçirmiş oluyorlar. Ama Ali Reza Firuja'nın süresine burada dikkat edin. 1 saat 40 dakika ile başladı ve hemen süresini arttırmaya başladı burada. Her hamle başına 30 saniye geliyor. 1 saat 40 dakika 30 saniye ile başlıyorlar ve devamını hızlı hızlı oynuyor. Fil F4 oynandı. Fil F4'ten sonra gördüğünüz gibi c 7ye inanılmaz bir baskı gelecek alt B5 ile birlikte. Ama siyahlar onu şimdilik önemsemiyorlar. C5 oynadılar. D4'e baskı yaptılar. Ve e 3 orası tutuldu. C 4 E4'ten sonra şimdi A6 ile beraber o alt B5 manevrası kesilmiş oldu. Alt F3 gelişim devam ediyor. Fil G4 oynandı. Ve h 3ten sonra Fil F3, Vezir F3'e at C6 ile siyahlar gelişimine devam ediyorlar. Ve D4'ü tutuyorlar burada ve D, pardon D4'ü istiyorlar burada ve beyazlar D4'ü nasıl tutacak? İşte Ali Reza Firuja burada uzun roka karar veriyor. Normal şartlarda belki at 2 oynayabilirsiniz ama fili bu sefer çıkartamayacaksınız. O yüzden uzun rok. Şimdi konuma şöyle bakalım. C hattı açıldı. Yani kaleyi C8'e çok rahat getirecek. Vezir A5'e gelecek. Bebe sürülebilir. At B4 gelinebilir. E6'dan sonra fil bu çapraza bakabilir ve şahınız burada atla beraber yalnız. Ve kaleci 8'den buraya fedalar da gelebilir. Ve böyle bir konumda rok atmak o kadar zor ki ama Ali Reza Firuze bunu evde çoktan planlamış ve bakalım yan Nepomniac'i bu hazırlığa karşı neler yapacak. E6 oynandı ve beyazlar şah yani şahın çevresini korumak yerine burada atak yapmaya başlıyorlar. G4 oynuyorlar burada ve ilerleyen zamanlarda G5 de gelecek ve burada şahı belki yakalamanız mümkün çünkü G5 H4, H5 ve G6'dan sonra şah kanadı tamamen dağılacak. Şahı merkezde tutarsanız da kötü. Rok atarsanız da H hattı açılacağı için kötü olacak. H ve G hattı açılacağı için işte burada siyahlar şahı korumak zorundalar. Ama beyazlar da şahı korumak zorundalar. Öncelikle fil D6 geldi ve siyahlar şöyle bir soru soruyor. Gel istersen filleri keselim ve böylelikle oyun sonuna devam etmiş oluruz. Ve ben de buradaki ataktan hiçbir şey yemem diyor ama beyazlar burada file E3'e çektiler hemen ve file E3'ten sonra canıma minnet diyor yani Nepomniachtchi ve vezir a ile beraber atak yapan ben olacağım diyor. Vezir A5'ten sonra şimdi şah B1 geldi ve şah B1'den sonra aslında hemen kaleci 8 gelmesi lazım ve B5 B4 mi oynar? At B4 mi oynar? Onu sonradan planlaması lazım. Ama burada yan Nepomniachtchi hızlı bir atak yapmak istiyor ve at B4 oynuyor yine at b4 bilgisayarın o kadar da beğen beğendiği bir hamle değil çünkü siz burada a2 evet istiyorsunuz ilerleyen zamanlarda kaleci c8 kaleci c3 patlatıp sonrasında burada vezir a2 alacaksınız belki de ve devamında tabi ki bc3 alınırsa vezir a2 ve vezir c2 mat olacak ama oraya gelene kadar yani öncelikle kale c8'i gelmenin durumlarından bir tanesi de buydu kale c8 gelseydiniz at b4'ü istekle gelecektiniz ama şu anda e, tabi ki beyazlara bir fırsat doğdu ve fil c1 ile beraber Kale C8'den sonra C3'ü vezire tutturmuş oldu. Ve aynı zamanda at e 4 hamlesi de var tabi ki. At e 4 gelişlere at çarpı E4 alınamıyor. Çünkü devamında vezir a mat olunacak. Ama şu anda siyahlar at e 4 gibi bir şey oynarsa. a 3ten sonra ver burayı, ver burayı diyebilecek bir durumda kalacaklar. O yüzden at C3 alınırsa vezir C3 boşuna fil C1 çekmemiştik zaten. Sonrasında da at bir yere kaçtığında beyazlar çok rahat bir şekilde oyunu oynuyor. Bu sebeple Fil 1'e kale C8 oynandı ve A3'ten sonra da siyahlar geldiği atı c6'ya geri döndüler. Ama Nepomniac'ı belki şu noktada mutsuz değildir. Çünkü a3 sürdürmüş oldu rakibine. İlerleyen zamanlarda fil a3 vurabilir ve kale c3 boşta kalabilir. Vezir c3 boşta kalabilir. Ve aynı zamanda b5 b4 ile beraber hızlıca buraya bakabilir. O yüzden atın c6'ya dönmesi ve a 3ten sonra böyle bir konum oluşması yan Nepomniac'ı için belki de kötü değil. Ama o sırada g5 hamlesi geliyor. G5 ile birlikte beyazlar da bir şeyler elde etmek istiyor. Ve dediğim gibi her zaman H4, H5 ve G6 var ama birazcık yavaş kalıyor. At D7'ye döndü. Şimdi At D7'den sonra eğer imkan olursa B5 sürülürse at B6'ya gelirse at C4 ya da at A4'e gelirse burada ilerleyen zamanlarda siyahlar da çok güzel bir konum elde edecekler. Ama at D7 hemen H4 geldi ve burada belki de B5 oynaması gerekiyordu. B5'e işte at A2 ile beraber B4'ü tutsanız dahi kale B8'e beraber burada sürüşler başlayacaktı belki de. Ama H4'ten sonra burada vezir B6 oynamayı tercih etti. Ve vezir B6'yı da anlayabiliyorum. Çünkü burada siz fil A3 gibi bir hamle bakıyorsunuz. Ve işte atı belki getireceksiniz bir yerlere. Burada yani tabii ki şahın B1'de olması sebebiyle bir isteğiniz var. Ama karşılığında hiçbir şey yok. Çünkü fil A3'ten sonra aslında daha doğrusu burada belki işte plana devam edebilirdi diyor bilgisayar. H5G6 isteyebilirdi. Ama fil h o kadar kötü bir hamle değil. Ve siz burada fil A3 artık alamıyorsunuz. Çünkü fil a sonra B2 tutulu olduğu için at D5 gibi bir hamle var. Ve at D5'ten sonra E D5'e vezir A3 ve şah artık rok atamıyor. Ve kaleye birden sonra da oyun bitmek üzere. İşte bu sebepler dolayısıyla fil A3 mümkün değil. Ve Alt D4 hamlesi geldi. Yani siyahlar diyor ki evet ben belki fila 3 istiyor gibiydim. Ama aynı zamanda alt D4 de istiyordum ve sen bunu tutamadın. Ve buradaki piyon düştü. Oyun sonuna bu şekilde geçebilirsek eğer siyahlar oyunu kazanacaklar zaten. Çünkü çok güzel bir piyon yapısı var. Ama şah henüz rok atmadı. Ve rok atarsa da burada H5 G6 hızlıca gelecek. Şimdi vezire 3. Şimdi her iki tarafında avantajları dezavantajları var. Evet burada Gördüğünüz gibi çok fazla övdük beyazları. Burada işte saldırabilir dedik. Ama siyahlar oyun sonuna giderse güzel. Ve aynı zamanda D4'teki atı bir şekilde vezirleri değişmeden koruyabilirse devamında kale C3'ler, fila 3'ler de gelebilir. İşte vezir E3'ten sonra burada file E5 ile beraber onu ümit etti belki de. Ve file E5 de burayı tutuyor ve C3'e de bir baskı yapıyor. Bu kale C3'lerin artık çok güzel bir şekilde kalabileceğini görüyoruz. Ama burada normal şartlarda beyazların harika bir ham varmış. Ali Reza bunu oynamadı ama biz gösterelim at d5. Eğer veziri kaçmazsanız e çarpı d5 alırsanız burada fil d7 çıka geliyor. Şah d7 ve artık at buradaki e5'i savunamadığı için vezir e5 ve kale d4 ya da vezir d5 ya da kale d5 ile birlikte buradaki şahı mattan beter edeceksiniz. O yüzden burada at d5 güzel olurdu. Ama at d5'e vezir c6 olduğu için belki de bunu istememiş olabilir. O yüzden e, direkt f4 hamlesini oynadı ve f4'ten sonra file artık bir yer bulmamız lazım. Fil D6 dönersek vezir D4 boşta kalacak. O yüzden bu olmuyor. Ve dolayısıyla hemen kale C3 patlattı. Ve vezir C3'ün ardından da At B5 ile birlikte ver veziri, ver veziri ve ver bu çaprazı diyor. Vezir F3'e saklandıktan sonra fil de 4 ile beraber burada artık hayaller başlıyor tabii ki. At A3 ileride vurma imkanımız var. Burada at C3 kapatma imkanımız var. Yani fil de buraya bakıyor. Neyse ki cebirdeki fil her şeyi tutuyor burada. Ama gördüğünüz gibi yani bir şekilde başarabilirse buralardan iyi bir konum çıkabilir. Fil de 4'ten sonra hemen burada şah a2 oynandı ve oradaki çaprazdan yani daha doğrusu atcı 3 belki isteğinden çekinildi ve şah a2'den sonra da şimdi g6 ile beraber buradaki yürüyüş durduruluyor mu? Burada çünkü H5 var. Bu sefer H hattını hızlı bir şekilde açabilecek. Ama diyor ki eğer alırsan F ile alırım. Çok da bir sıkıntı çıkmam Şahı da f diye koyarım. Burada konumu tutabilirim diyor belki de. At C5 oynandı. Siyahlar da burada çok güzel bir istekte geliyorlar aslında. Eğer imkan olursa at A4 at C3. Yani ya bu atla ya bu atla at C3 oynayabilirsiniz. Ve durumlar gerçekten çok değişik yerlere gidiyor. Ama burada Fil fe 1 var. Yani siz ata 4 oynar oynamaz. Şimdi fil B5 hemen şah çekiyorsunuz ve artık buradaki at da gittiği için buradaki taşları değerlendiremiyor siyahlar. Ah burada kaleci 3 olsaydı neler kaleci 8 olsaydı neler olabilirdi acaba? Ama fil F1'den sonra o imkanı vermiyor. At E4 oynandı. Fil B5, AB5 almak zorundasınız. Aksi takdirde fil düşecek burada. AB5'ten sonra da siyahların artık atak şansı hiç kalmadı. HG6, FG6 ve kale H E1 hamlesi oynandı. Bilgisayara hiç aldırış etmeyin. Burada normalde hamle F5'miş ama... ...bu kadar az süreler varken... E, ...tabii ki kale e 1 oynamak çok mantıklı. Çünkü kale E1'den sonra... Burada kale F8 hamlesi geldi. E, çok ilginç yani. E, rok atası belki daha iyi olabilirmiş ama rok attığında da belki haş attığının açık olması ona pek iyi gelmedi. Kale F8 geldikten sonra da vezir D3 ve artık burada yapacak çok da fazla bir şey yok. Çünkü fil bir yere giderse, fil C5'e de ya da G7'ye de giderse gitsin. Kale E4 gibi bir hamle geliyor. Çünkü vezirin D3'te olmasının artık D çarpı E4'e vezir D7 mat gibi seçenekleri var. Ve burada ya filden ya da da attan vazgeçeceksiniz ve bu da oyunun kayıp anlamına geldiğini gösteren işaret ve vezir d 3'ten sonra yan Nepomniachtchi oyuna devam etmiyor ve oyunu terk ediyor. Umarım keyif almışsınızdır. Gerçekten çok keyifli bir karşılaşmaydı. Yan Nepomniachtchi'nin ilk hamleye gülmesi ve devamında oluşanlar da çok güzeldi. Eğer keyif aldıysanız beğen tuşuna basmanızı bekliyorum ve aynı zamanda daha fazla görüşmek için tabii ki abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşelim. Hoşçakalın. Bay bay.